Stüdyoda da konuğumuz var. Memur Sen Genel Başkanı Sayın Ali Yalçın. Hoş geldiniz. Bugün farklı bir güne uyanıyoruz. Hepimiz gerçekten çok farklı duygular içindeyiz. Siz neler söylemek istersiniz? Önce sizin duygu ve düşüncelerinizi alalım. Öncelikle TRT'ye geçmiş olsun diyorum. Çünkü bu arada çok özür dilerim, TRT'ye geçmiş olsun dediğiniz sözümüz itibariyle evet. Bu dün burada az önce de ekranlara taşıdık. Arkadaşlarımızın yaşadığı o kabus dolu dakikaların görüntüsü. İzleri. Masada da zaten postal izleri var. Burada ciddi bir sıkıntı yaşandığını gösteriyor. Türkiye'nin her tarafında yaşanan sıkıntı gibi. Sabahlara kadar meydanlardaydık ve hala meydanlardayız. Türkiye farklı bir güne uyandı. Bunu bir noktadan iyi olarak değerlendirebilir, bir noktadan da Türkiye açısından son derece kötü olarak görebiliriz. İyi olarak değerlendirmemiz gereken boyutu şurasıdır. Halk iradesine sahip çıkmıştır. Halk sokağa sahip çıkmıştır. Dolayısıyla bu ülkede darbenin bundan sonra öyle kolay bir şey olmadığını bu millet göstermiştir. Dolayısıyla çok stresli bir geceydi. Ben meclisin önündeydim. Dolayısıyla orada geniş bir halk kitlesi vardı. Yukarıdan halka ateş açıldı. O yaşananları da biraz evet, paylaşır mısın? Halka ateş açıldı yukarıdan. Birçok insan hayatını kaybetti. O açılan ateş evet, sonucu. Hayatını kaybetti. Peki bu açılan ateş helikopterden yukarıdan açıldı. Meclis bombalandı o esnada. Yine o süreci orada yaşadık, gördük. Dolayısıyla milletin bir anda dağılması beklenirken millet inadına meydanlardaydı. Tankların üstüne çıktı. Dolayısıyla silahları teslim aldı. Dolayısıyla askerleri kendisi tutarak polise teslim etti. Bu bir şeyi gösteriyor. O da şu. Türkiye artık öyle sıradan bir ülke falan değil. Türkiye'de her isteyen her kafasına estiği gibi darbe falan yapamaz. O defter kapanmıştır. Şu an henüz süreç devam ediyor. Bu bir kalkışmadır. Ama bu kalkışmanın başarılı olamayacağı gözükmüştür. Burada sadece bir şeye ihtiyaç var. Halk sokaktan çekilmemeli. Evet. Halk sabahlara kadar sokakta olduğu gibi evet, devam yine etmeli. Aynı şekilde sokakta olmaya devam etmeli. Çünkü Bu arada Sayın Yalçın işte bu sözde darbe girişimini gerçekleştiren Boğaziçi Köprüsü'nden geliyor bu görüntüler, teslim oluyor. Görüyorsunuz şu anda canlı olarak arkadaşlarımız bu görüntüleri ekranlara yansıtıyor. Dün burada binlerce vatandaşımız evlerine gidemediler, saatlerce mahsur kaldılar ve burada kabus dolu dakikalar yaşadılar ve şu anda o askerler işte teslim oluyorlar. Bu nasıl manzaradır? Nasıl bir yani Türkiye açısından şu görünen manzara uzun vadede çok iyi bir manzaradır. Bu Türkiye'de demokrasi kazanmıştır. Dolayısıyla Türkiye artık her 10 yılda bir darbe geleneği olan bir ülke olmaktan bu saatten sonra çıkmıştır. Çünkü millet iradesi bu anlamda kendisini göstermiş. Sokaklarda millet sesini yükseltmiştir. Sabahlara kadar insanlar yukarıdan taramalar yapıldığı halde, taciz ateşleri yapıldığı halde ağır gürültülere rağmen, bombalara rağmen millet sokaklarda milim eksilmemiş. Bilakis her caddeyi, her sokağı tutacak şekilde çocuğundan yaşlısına, kadınına varana kadar herkes sokaktaydı. Bunu dünyaya peki nasıl izah edeceksin şu andaki bu görüntüyü Sayın Yalçın yani? Bu açıdan önemli. Bir açıdan üzüntülü, o da şu, üzüntülüyüm. Türkiye açısından üzülüyorum. Çünkü bu ülke ciddi bir toparlanma gerçekleştirmiş. Ekonomik anlamda rüştünü ispat eder noktaya gelmiş. Bir küresel güç olarak hinterlandında medeniyet paydaşı olan ülkelerde diğer sınır ötesi yerlerde belli bir kalitesi, kalibresi, duruşu olan bir ülke fotoğrafını ortaya koymuştu. Bu fotoğraf daha da güçlü bir şekilde devam edecekken bu tip bir çelme takmayla bu imaj zedelenmiştir. Bunun umarım ekonomiye yansıması
Gerçi ilk başlarda biraz tabii onlardan da bahsedelim. Yani Amerikan doları ve euroda bir artış gözlemlendi ama bunların suni olacağını, yani pazartesi günü bunu çok daha farklı bir şekilde piyasaların algılayacağını söyleyelim. Çünkü şu an devlet olaya hakim olmuştur. Hükümet, sivil irade işin başındadır. Bütün siyaset ana muhalefetinden muhalefetine, hükümetine, herkes bu konuda bu kez onurlu durmuştur. Şapkasını alıp kaçan siyasetçi profilinden ziyade ekranın başına geçen, halkın içine karışan ve az önce işte gördük Sayın Cumhurbaşkanı'nı, böyle bir süreçte hiçbir dünya lideri kalkıp da, hiçbir devlet lideri kalkıp da bu kadar açık toplum içerisinde yer almaz ve uygun steril ortamlardan süreci yönetir ama halkın içerisinde bulunarak sizin canınız ne kadar çok teşekkür ediyoruz Sayın Yalçın. Bunu göstermiştir. Çok teşekkür ediyoruz. Şu anda Başbakan Binali Yıldırım